Kız hamileymiş Ejder Bey. Evden çıkın deyince... Yazık, fenalaştı. Hastaneye kaldırdılar. İyi, hadi geçmiş olsun. Sen niye aradın beni şimdi, şey mi, böyle mahalle haberlerini vermek için mi? Hayırdır? Kusura bakmayın, ben evden falan çıkaramam onları. Sen aslında şey diyorsun işin Türkçesi. Hani benim cebimi değil de vicdanımı rahatlatacak mı meblağı versen diyorsun. Değil mi? Saçmalama. Sakın para falan verme. Neyi anlaştıysan onu ver ya. Kaderin parası diye şey diyorum ben. Ben parasında pulunda değilim. Bende Allah korkusu var. Onları bu vaziyette kapının önüne koyamam. Ben sana böyle bir 5.000 lira daha böyle versem, önüne böyle koysam... sen var ya kendini bile kapının önüne koyarsın. 5.000 lira deli misin? Benim önüme tak diye 500 lira koy. Yemin ediyorum ikna ederim ya. Sus. Kiminle konuşuyorsunuz? Songül'ün ev sahibi. Ev sahibi mi? Bir sorun çıkmış galiba. Ejder Bey, paranız da, pulunuz da sizin olsun. Tekrardan konuşacağım çocuklarla. İstedikleri kadar evimde kalsınlar. Bence siz de uğraşmayın Ayberbanlarla. Yazıktır, günahtır. Ama şimdi... Alo? Bu yüze kapama en sevmediğim şey benim. Ben de. Ne olmuş? Hayatım, senin işinde böyle çok ufak bir pürüz çıktı. Ama onu toparlayacağız, hiç merak etme. Ne pürüzü? Ne oldu yani şimdi? Niye ikna olmuyor bu uyuz? Ya işte şey olmuş, böyle Songül'e söyleyince, haberi verince bir fenalaşmış. Bir hastaneye falan kaldırmışlar ondan yani. Ne? Ne hastanesi ya? Ne hastanesi bebek? Bebek iyi mi? Onu sormadım. Hastaneye gittiklerine göre durumu ciddidir ama değil mi? Allah, vicdansızlara bak ya. İnanamıyorum ya. Hamile kızı kapıya koymak ne? Ay kadere yaltaklanmak için şu dönekliğe bak. Ne oldu? Siz istemiyor muydunuz kızlar buraya toplansın diye? Ya kapının önüne atmak ne demek ya? Nasıl hareketler bunlar? Evden attırmak mı? Kadercim, sen merak etme güzelim. Şimdi şey olmuştur, senin arkadaşın Songül böyle çok fena olmamıştır da biraz abartmıştır. Ev sahibini etki altında bırakmak için duygu sömürüsü yapmıştır yani. Ya Macit abla, sen benim arkadaşımı tanımıyorsun. Ne kadar gururludur. Al evini anasını satayım der, çeker gider o. Ya ben ne yapıyorum ayrıca burada? Hangi hastane? Onu bilemiyoruz. Yani ne biliyorsun acaba? Cak 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 her şeyi sormayı biliyorsun, bunu bilmiyorsun. Enteresan bir insansın ha. Şey yapalım, adamı arayalım, soralım hangi hastaneyse. Hadi. Hayır, merhaba, dur bir dakika. Alo. Ya dur, hemen başlama. Para için aramadım, ev için aramadım. Şimdi hangi hastaneye götürdünüz kızı? Ne? Tamam. Tamam, hadi. Ay Allah kahretsin, benim yüzümden arkadaşım hastanelik oldu ya. Ay inşallah bebeğe bir şey olmasın. En korktuğum o şu an.